Yeni çekilişimiz başladı. Milli maçlara özel 2 kişiye milli takımımızın orijinal formasını veriyoruz. Yapmanız gerekenler çok basit. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Kazanma şansınızı arttırmak için video içindeki soruları cevaplamalısınız. Çekiliş 14 Kasım'da sonuçlanacak. Herkese bol şans. Fenerbahçe sakat isimlerden müjdeli haber. Fenerbahçe Süper Lig'in 7. haftasında karşılaşacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına çarşamba günü start verdi. Sarı lacivertlere sakatlıkları bulunan 4 isimden iyi haber geldi. Çıkan haberlere göre sakatlıkları geçen Diego Perotti, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz ve Tiam takımla birlikte çalıştı. Gribal enfeksiyon geçiren Sinan Gümüş ise dinlendirildi. Lige iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe, sonraki haftalarda aldığı puanlarla dikkat çekti. Sarı lacivertler 6 hafta sonunda topladığı 14 puanla ligde 2. sırada yer alıyor. Mert Hakan sırasını bekliyor. Sezonun en flash transferlerinden biri olan yıldız futbolcu form olarak arkadaşlarının gerisinde kaldı ve bir türlü formayı kapamadı. Mert Hakan maçlarda sonradan oyuna girerek bulduğu şansları iyi değerlendirse de mevkisinde oynayan Ozan Tufan, Pelkas ve Sosa gibi isimlerin formu nedeniyle ilk 11'e henüz giremedi. Yıldız futbolcu bu durumu sorun etmeden Erol Bulut'un gözüne girmek için sıkı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Sizce Mert Hakan ilk 11'e girebilir mi? Emre, Volkan ve Alex. İşte jübile maçının detayları. Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Berezoğlu Haber Global'de yayınlanan Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Emre Berezoğlu, Alex ve Volkan'ın yer alacağı jübile maçının detaylarını açıkladı. Jübile maçına artık yönetici kafasıyla baktığını söyleyen Emre Berezoğlu, jübile yapamazsan içinde ukde kalır mı sorusuna jübile yapmazsam kalmaz ama YouTube'da yayınlanıp rekor kırmasa o zaman ukde kalır. Şöhretler karması gibi bir maç düzenlenecek. Bu da YouTube üzerinden yayınlanacak. Bizim için de tekrar futbol oynamaya bir sebep dedi. Fenerbahçe jübile maçını YouTube'dan yayınlanacak. Sizce katıla özel yayınlanırsa siz katıla abone olur musunuz? Şimdi sırada Galatasaray haberleri var. Galatasaray'da son dakika seri gelişmesi. Ara transfer dönemi Galatasaray'da erken açıldı. Yönetim ve teknik heyet arasında imzalanan barış anlaşması sonrası sarı kırmızılar Fatih Hoca'nın isteklerini yerine getirebilmek adına kolları sıvadı. İlk olarak Henry Onyekuru'nun kiralanması konusunda oyuncuyla bir kez daha el sıkışan yönetim ardından Monaco ile temaslara geçti ve pazarlıklar kaldığı yerden devam etti. Cimbom'un ikinci hedefinde ise yine Terim'in çok istediği bir diğer oyuncu Seri var. İngiliz medyası Fulham'da kadro dışı kalan fil dişi sahilli futbolcu için Galatasaray'ın Fulham'la görüşmeler yaptığını öne sürdü. Fatih Hoca'nın istediği transferler gerçekleşirse Galatasaray'ın ikinci devredeki oyun planı da değişecek. Takımın yeni oyun kurucusu Taylan değil Seri olacak. Terim'in yeni prensi Taylan yeni düzende 8 numaraya geçerek biraz daha serbest rol üstlenecek. Onyekuru'nun da sol kanada geçmesi halinde savunma arkası koşular ve hızlı kontralar üzerine çalışmalar yapılacak. Tecrübeli teknik adam bu operasyon gerçekleşene kadar takımını zirve yarışında tutabilmenin hesapları üzerinde çalışıyor. Sizce Galatasaray transfer arasında bu transferleri gerçekleştirebilir mi? Galatasaray'da Sukut ekibinin 19'luk hedefi. Yaz aylarında birçok oyuncuyu inceleyen ancak oyuncuları elden çıkaramadığı için takviye yapmakta zorlanan Galatasaray'ın Sukut ekibinin hedefindeki bir isim daha ortaya çıktı. Rus basını Galatasaray'ın Rubin Kazan'ın 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kıbiça Kravatçıhlıya için görüşmeler yaptığını ancak anlaşma sağlayamadığını yazdı. Rubin Kazan'ın genel menajeri Sarı Kırmızı'nın yaptığı teklifi reddettiği ve genç oyuncuyu takımda tutma kararı verdiği kaydedildi. Lokomotiv Moskova'dan geldiği Rubin Kazan ile 2024'e kadar sözleşmesi olan 19 yaşındaki Kvaratskhelia hücumda her bölgede oynayabiliyor. Gürcistan milli takımının formasını da 5 kere sırtına geçiren genç oyuncu iki ayağını da etkili şekilde kullanabiliyor. Rusya'da bu sezon 12 maça çıkan Kvaratskhelia 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'da gözler eski kralda. Erzurum deplasmanında süper bir gol atan Radamel Falcao gördüğü kırmızı kart sebebiyle cezalı duruma düşmüştü. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim
Ankara Gücü'ne karşı forvette Cagney'i oynatacak. Cagney ile görüşme yapan Terim, göster kendini. Sen bu ligde 30 gol attın. Henüz 6 hafta geride kaldı. Herkes de olduğu gibi bu formayı almak ve bırakmamak senin elinde dedi. Senegalli Yıldız'la hırsıyla dikkat çekerken eline geçen bu fırsatı kullanmak istediğini ifade etti. Takım pazartesi günü izinliyken bile bireysel olarak çalıştı. Çarşamba günü 29 yaşına giren Cagney takım arkadaşlarının da güven oyunu aldı. Cagney Ankara Gücü karşılaşmasında sizce gol atar mı? Şimdi sırada Beşiktaş haberleri var. Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'e 9 milyon TL. Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenileme çalışmaları sürüyor. Başkan Ahmet Nurçebi, az başkan Emre Kocadağ'ın yürüttüğü pazarlıkların Ocak ayına kadar tamamlanarak anlaşma sağlanabilmesi için talimat verdi. Yönetim, siyah beyazlı formayla 3. sezonunu geçiren 24 yaşındaki milli futbolcuya 350 bin euro olan maaşını Türk lirasına çevirecek şekilde yaklaşık 9 milyon TL önerdi. Kulübün içinde bulunduğu şartlar gereği belirlenen rakamı aşmak istemeyen Beşiktaş, 24 yaşındaki oyuncuya başarı bonusu içeriği de sundu. Avrupa'ya gitme hayali olan Dorukhan Toköz'ün Beşiktaş'taki geleceği önümüzdeki 3 aylık süreçte netlik kazanacak. Beşiktaş'ta Gökhan Töre şoku. Süper Lig'de 6. haftayı Denizli Spor'u deplasmanda 3-2 yenerek kapatan Beşiktaş 7. haftada oynayacağı yeni Malatya Spor karşılaşması öncesi sakatlık şokunu yaşadı. 1 Kasım 2020 Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta yeni Malatya Spor'u konuk edecek olan Kartal'da Gökhan Töre adeli problemi nedeniyle antrenmanda yer almadı. Gökhan Töre'nin yapılan kontrol sonrasında durumunun ciddi olduğu ve pazar günü oynanacak yeni Malatyaspor karşısında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Tecrübeli futbolcu siyah beyazlarla çıktığı 4 maçta 1 gole imza attı. Fırtınada yeni maestro Lewis Barker. Chelsea'den kiralanan Lewis Barker, Abdullah Parmak'ın ilk 11'e dönmesi sonrasında farklı bir kimliğe bürünecek. İlk 6 haftada merkez orta sahada görev yapan ancak hücum pozisyonlarında zayıf kalan İngiliz oyuncu artık gole daha yakın oynayacak. Ataklarda takımın yönetmesi beklenen 25 yaşındaki oyuncu maestro görevini üstlenecek. Becker, Trabzonspor formasıyla çıktığı 5 maçta 1 asiste imza attı. Sizce Trabzonsporlu Becker bu sezon kaç gol atar? Şimdi sırada Avrupa spor basınından yansıyan haberler var. Christian Eriksen Tottenham'a dönebilir. İtalya Serie A ekibi Inter'de Danimarkalı yıldız Christian Eriksen takımdan ayrılabilir. Çıkan haberlere göre forma şansı bulmakta zorlanan yıldız oyuncu eski takımı Tottenham'a dönebilir. Paris Saint-Germain'in de kendisiyle ilgilendiği aktarılmakta. Geçtiğimiz Ocak ayında 17 milyon pound karşılığında Inter'e transfer olan Eriksen forma şansı bulmakta zorlanıyor. Daha önce bu durumdan duyduğu memnuniyetsizliği dile getiren Eriksen, Conte tarafından bu sezon sadece 2 kez ilk 11'de değerlendirildi. Sizce Eriksen buna göz yumar ve takımda kalır mı yoksa Tottenham'a geri döner mi? Manchester United'tan Hakan Çalhanoğlu'na 5 yıllık sözleşme. İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da sergilediği performansla birçok dev kulübün radarında bulunan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, İngiltere Premier Lig'e transfer olabilir. La Gazzetta dello Sport sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun kulübü Milan'ın kendisine yaptığı öneriden memnun olmadığını ve oyuncu için İngiliz devi Manchester United'ın 5 yıllık bir sözleşme teklifi hazırladığını aktardı. Milan'ın yeni sözleşme adına 2.8 milyon poundluk bir teklif sunması nedeniyle Hakan Çalhanoğlu'nun hayal kırıklığına uğradığı belirtilmekte. Manchester United'ın ise milli oyuncumuza her sezon sonunda maaş artışı sağlayan 5 yıllık bir sözleşme teklifine hazırladığı aktarılıyor. Milan formasıyla bu sezon çıktığı 8 maçta 4 gol 4 asistlik performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu şu an için Milan'ın önerisini kabul etmezken önümüzdeki ay yeni kontrat adına bir görüşme daha gerçekleştirileceği belirtilmekte. Sizce yıldız futbolcumuz gelecek sezon hangi takımda oynar?
Bugün sizler için hazırladığımız Altın Skor spor haberlerinin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi davranın, sağlıkla kalın.